Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. EBOPEKOK'ta ustayız diyoruz. Ve şimdi bakın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştim size? EBOPEKOK'ta ilk başta arkadaşlar normal soruların nasıl çözüleceğini görmüştük. Yani EBOPEKOK sorularının. Burada ise bakın daha çok böyle problem tarzında. Yani EBOPEKOK'un problem sorularının nasıl çözüleceğini göreceğiz. Diyeceğim ki arkadaşlar, parçadan bütüne gidiliyor ise, bakın parçadan bütüne gidiliyor ise, bir yapım olayı varsa, bir oluşum olayı varsa arkadaşlar, burada ne kullanılır? EBOP kullanılır. Tamam mıdır? Yani EBOP mu kullanılır? Hayır, EKOK kullanılır. Bakın parçadan bütüne gitme ve yapım olayları varsa arkadaşlar, nedir? Yapım, oluşum olaylarında EKOK'tur. Mesela sayının bölenlerini verip arkadaşlar sayının tamamını bulma. Ya da işte atıyorum burada size bir dikdörtgenler verip işte bir yeri döşeme falan gibi düşünün ki benim yaptığım, Instagram'a girin orada da görürsünüz gibi. Eğer bir yapım olayı varsa arkadaşlar, bakın mesela küp yapma, sayının bölenlerini verip sayıyı bulma gibi olaylar varsa biz bunlardan neyi kullanacağız? EKOK'u kullanacağız. Eğer ki bir bütünü siz eşit parçalara bölüyorsanız, mesela bu tahta, doğru mu? Ben bu tahtayı eşit parçalara bölüyorsam o zaman burada ne vardır? Arkadaşlar EBOP vardır. Hatta bakın EBOP ya da EKOK'un en belirleyici şeyi EBOP'tur. Nedir biliyor musunuz? Eşit parçalama, eşit bölme, eşit kesme gibi olaylar varsa, yani bölme, parçalama ve kesme. Ama bakın dikkat, hepsini ne diyorum? Eşit diyorum. Bu eşiti görmek zorundasınız. Eşit bölme, eşit kesme, eşit parçalama olaylarında ne kullanılacak? EBOP kullanılacak. Anlaşıldı mı? Mantık budur. Şimdi bunları sorularda göstereyim. Bakın sorumuz şu. 13. soruda diyor ki, eni 30 metre ve boyu 39 metre olan bir bahçenin etrafına, köşelerine de gelecek şekilde eşit aralıklarla, bak eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç gereklidir? Şimdi ne yapıyoruz biz? Bizim arkadaşlar elimizde bir bahçe var. Tamam mı? Bu bahçenin etrafını ne yapacağım ben? Eşit aralıklarla ağaçlandıracağım. Şimdi arkadaşlar eşit, bakın eşit kavramını görüyorsam, yani ben bunları eşit parçalara böleceğim. O zaman ne kullanılır? EBOP kullanılır. Hemen diyorum ki size, bu verilen 30 ve kaçtı? 39 metre, doğru mu? 30 ve 39. Mesela burası 30 olsun, burası da 39 olsun. Şimdi ben bu bahçeyi arkadaşlar ağaçlandırıyorum. Etrafını, bakın etrafını. Ne yapacağım? Hemen EBOP'unu alıyorum. Kaça böldüm? 3'e böldüm 10, 3'e böldüm 13. Doğru mu? Bakın 10'a 13. Tamam, EBOP var mı başka? Yok. Peki bu 3 dediğim şey nedir? Sizin burada bulduğunuz, hani EBOP'tan gideceğim ya, bu yapılan işle ilgili bilgi verir size. Bu ne demektir biliyor musunuz? 3, yani EBOP eşittir 3. Bu ne? 2 ağaç arası mesafedir. Bakın 3 dediğim ifade 2 ağaç arası mesafe olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar ben burada şunu söylüyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? 39'u ben 3'e bölersem, bakın 39'u 3'e böldüm, 13 tane ağaç geliyormuş gibi düşünebilirim. Bak dikkat. Seçtiğim kelimelere dikkat edin. Burada arkadaşlar ben köşelerden başlıyorum. Bak burası ne? 2 ağaç arası mesafe demedim mi? 2 ağaç arası mesafe. Bakın 1, 2. Yani 13, 13, 13 diye gidiyorum. Bak dikkat. Şöyle ayırıyorum bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde ayıracağım. 13 tane parça ayırıyorum. Hatta ayırayım bunu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hatta bakın şöyle alayım. Şuraya da alayım. 1, 2, 3, 4. Şöyle olsun. Şuraları da şöyle göstereyim. Burada olayı tamamen anlatmak istiyorum ki görün bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesela şöyle olsun. Şöyle gidiyorum, tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alın size 13. Şimdi mantık ne biliyor musunuz? Mantık şu. Diyeceğim ki arkadaşlar bu arada, bak aralıkları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane aralık var. Değil mi? 13. Geldim buraya. Aynı şekilde ben bunu arkadaşlar neye böleceğim? 3'e böldüğüm zaman kaç tane aralık geliyor? 10 tane. Burada da 10 tane olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al da burası 10. Değil mi? Aralığa bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 tane aralık var. Diyorum ki bu kenara gelen ağaç sayısı arkadaşlar 13'müş gibi düşünebilirsin. Buraya gelen ağaç sayısı 10'muş gibi düşünebilirsin. Yani kenara 13, 10, 13, 10 olacak şekilde olduğu için buraya gelen toplam ağaç sayısı çevre olduğu için bu. Bakın çevre yani toplam ağaç sayısı 2 çarpı 10 artı 13'ten cevap ne gelir? Bakın 23, 20, 46 geliyor değil mi? Yani toplam 46 oluyor. Bakın 23 çarpı 2 46. Şimdi burada hani ezbere dayalı anlatmak istemiyorum. Onun için bak 10 dakikadır çizmeye çalışıyorum. Şimdi burada gerçekte kaç ağaç var arkadaşlar? Bakın bu kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ağaç var. Ben ne diyorum? Bak şöyle hesap ediyorum. Hani sayarken. Şunu diyelim buradan aldıysan bir daha saymamak için bak bunu mesela buradan alıyorum. Tamam mı? Sonra buradan sayıyorum gibi düşün şöyle. 13 ağaç geliyor. Bir de buradan alıyorum 10 ağaç geliyor gibi. Tamam mı? 13, 10, 13, 10. Bak ama bu kenara gelen bir kenara gelen ağaç sayısı gerçekte 14. Bu kenara gelen gerçekte kaç arkadaşlar ağaç sayısı eğer bu taraftan bakarsan gerçekteki ağaç sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 değil mi? Gibi. Ama ben bu ağacı iki defa saymıyorum. Onun için sayarken hani direkt 10, 13 diyorum çarpı 2 diyorum. Olayı anladınız mı? Bunlara dikkat edin. Bakın bunlar ufak ayrıntı. Ha soru etkileyen ayrıntılar değil ama dikkatli olun. Bak köşelere de demişim birer ağaç dikildiği için arkadaşlar ne yaptım? Saymayı buna göre yaptım. Yani herhangi bir problem yok. Sadece olayı birazcık daha böyle iyi anlayın diye böyle çözüyorum. Dikkat edin. Şimdi geldik sorumuza. 14. Boyutları diyor 15, 30 ve 40 olan dikdörtgen prizması şeklindeki deponun içerisine eşit büyüklükteki küp kutular hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilecektir. Bu işlem için en az kaç kutu gereklidir? Şimdi arkadaşlar bakın benim elimde ne var? Boyutları bakın boyutları 15 ve atıyorum 30 değil mi? Ve şöyle gidiyorum 40 olan bir dikdörtgen prizması var. Ben bu prizmanın içerisini eşit büyüklükteki küplerle dolduruyorum. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Eşit büyüklükteki arkadaşlar ben küpleri buna yerleştiriyorum. Doğru mu? Yani bu parçayı eşit büyüklükteki arkadaşlar küplere ayıracağım. Bakın bu depoyu eşit büyüklükte kesmelere ayıracağım. Öyle düşünün. Ya da şöyle düşünün. Ben arkadaşlar hani normalde bakın bu büyük sonuçta bir prizma. Ben bu prizmayı içini doldurmaya çalışıyorum. Doğru mu? Ne yapıyorum bunları? Kesiyorum gibi düşünün. İçini parçalıyorum gibi düşünün. İşte burada ya da eşit kavramını gördüğünüz için eşit küplere ayırıyorum. Onun için burada ne vardır? Soru çözümü nedir? EBOB'dur. Ne yapacağım? 15, bakın 40 ve 30'un EBOB'unu bulacak olursam hemen diyorum ki arkadaşlar her tarafı kaça bölerim? 5'e bölerim. Bakın 6, 8, 3 doğru mu? Peki bunları başka bölebilir miyim? Bitti. Bu ne? EBOB. Bakın EBOB arkadaşlar EBOB dediğim 5 bu nedir? Yaptığın işle ilgili bilgi verir. Yaptığın iş ne? Yaptığımız iş şu. Eşit küplere ayırma. Demek ki arkadaşlar eşit küpleri ayırıyorum ya. O zaman burada şöyle bir şey oluyor. Bu 5 dediğim kavram bakın 5 dediğim bir küpün ayrıtı. Ayrıt yani. Bir küpün ayrıtı oluyor. Peki şimdi bunu mantıklı bir şekilde düşünelim. Bakın burası neydi? 30'du. Diyorum ki arkadaşlar ben bu 30'luk kenarı neye böleceğim? Tabii ki burada 5'e bölüyorum. Çünkü buraya küpleri yerleştireceğim ya bakın şöyle. Küpleri yerleştiriyorum arkadaşlar. İlkokulda resmin 5 demiştim. Bak al. İnanmıyorsun. Aha gördünüz. 5 doğru mu? Ben buraya 5 diye yerleştiriyorum. 30 bölü 5'ten ne gelir? 6. Aynı mantıkla ben burayı 5'e bölüyorum. Kaç geliyor? 3. Buraya 3 tane küp koyuyorum üst üste. Peki bu 40'lık geride 5'e bölersem buraya kaç geliyor? 40 bölü 5 o da ne geliyor? Yan ala böyle 8 tane geliyor. Anlaşıldı mı? Sonuçta bu ne? Arkadaşlar bir hacim değil mi? Buraya gelen küp sayısı bakın küp sayısı ben size bu şu an mantığını anlattım. Burada hani pratik olarak şunu yapabilirsin. Küpün bakın dikdörtgenin ayrıtları
ayrıtları bölü küpün ayrıtları. Küpün ayrıtları. Ya da şöyle söyleyeyim, illa küp olmak zorunda değil. Yani bir şeklin içerisine yerleştirilen o şekliyle, hani cismin sayısını bulmak istiyorsan, o cismin hacmini döşediğin neyse artık parçaladın, onun hacmine bölmek zorundasın. Burada dikdörtgenin ayrıtları arkadaşlar 15, 30 ve 40 olduğu için bunu neye böleceğim? 5 çarpı 5 çarpı 5'e bölüyorum yani. Mantık bu. E buradan işlem yapacak olursak kaç gelir? 3 böldüm 6 böldüm 8. Kaç oldu? 18 çarpı 8. 64. Cevapta ne geldi? 144. İşte bu işlem için en az 144 tane ne gerekiyor? Kutu gerekiyor. Var mı sorun? Problem var mı? Dediğim gibi bir şeyi eşit parçalama, eşit kesme, eşit bölme olayları varsa arkadaşlar ne oluyor? Burada EBOB kullanılıyor. En azından sorularda neyin EBOB, neyin EKOK olduğunu anlayacaksınız. Tamam? Problem yok. Bu konuda kendimi kaybediyorum. Bayılırım bu konuya. İtirafı. Evet, geldik bakın bir diğer nota. O da şu. Verilen örneklere dikkat edilirse, bakın verilen örneklere dikkat edilirse, küçükten büyüğe doğru yapılan işlemlerde, yani sizin hani şu ana kadar vermiş olduğum genel olarak örnekleri söylüyorum. Eğer ki bir yapım olayı varsa biz buradan EKOK'u kullanıyoruz. Eğer büyükten küçüğe doğru yapılan bir işlemler varsa, yani eşit kesme, bölme, parçalama olayları varsa ne oluyor? Orada EBOB kullanılıyor. Şimdi sorumuz şu. Boyutları 10 cm, 14 cm olan dikdörtgen kartonlar hiç boşluk kalmayacak şekilde birleştirilerek bir kare oluşturulmak isteniyor. Ne var burada? Oluşum. Oluşum varsa ne var arkadaşlar? Oluşturuyorsun. Bir şeyleri yapıyorsun. Yapım olayı var. Yapım olayında arkadaşlar bir şeyleri yapıyorsan, hani birleştirerek, parçaları birleştirerek bir oluşum var. O zaman burada ne vardır? EKOK kullanırsın, doğru mu? EBOB neydi? Eşit parçalama kesme olayları vardı EBOB'da. Şimdi bakıyorum, buna göre en küçük kareyi oluşturmak için kaç tane dikdörtgen karton gereklidir? Şimdi arkadaşlar ben burada şunu yapıyorum. Bakın dikkat. Diyorum ki benim elimde 10 santimi 14 santimlik şöyle bir 10'a 14, doğru mu? Ben bunları, bakın dikdörtgen kartonları hiç boşluk kalmayacak şekilde birleştirilerek bir kare oluşturuluyor. Yani ben bunları alıyorum arkadaşlar. Hop şöyle birleştiriyorum. 14, 10. Tamam mı? Böyle düşünün. Ben bunları birleştirerek bir kare karton oluşturacağım. Tamam. Bunlardan en küçük kareyi oluşturmak için kaç tane dikdörtgen karton gerekli? Bakıyorum. Buraya da bu şekilde döşeme işlemi yapıyorum. Bakın 10 diye bu şekilde ilerliyorum. Şimdi burası 14 diye gidiyor. Burası da arkadaşlar 10 diye gidiyor. O zaman ben ne yapmam lazım? Bir oluşum var. Bakın burada ben bunu kareye tamamlayacağım. Peki bu kare kaçtır? Kenarını bulmam lazım, doğru mu? 10 ile 14'ün birleştiği bir kenar olması lazım. Diyorum ki 10 ile 14'ün arkadaşlar neyini almam lazım? Birleştiği sayıyı. En küçük kaçla birleşir? Hemen burayı 2'ye bölüyorum. Bakın 5, 7. 5'e böldüm 1, 7. 7'ye böldüm 1. Şimdi buradaki EKOK, bakın EKOK. EKOK eşittir 2 çarpı 5 çarpı 7, 70. Bu ne? 70 dediğim şey yaptığım iş değil mi? Arkadaşlar yaptığım iş ne? Karenin kenarı. Ben ne yapıyorum? Kare oluşturmaya çalışıyorum. O zaman karenin bir kenarı ne? 70 olmuş oluyor. Yani burası 70. E bu da 70. Neyi soruyor? En küçük kareyi oluşturmak için kaç tane dikdörtgen karton gereklidir? Ha, bunu şöyle yapabilirsiniz. 70 bölü, bakın karton sayısı, karton sayısı, kartol değil, Erzurumlular, Diyarbakır'dan bir de patates deniyor arkadaşlar kartona. Bu karton, kartol değil. Karton sayısı şudur, 70, iki boyut ya bu. Bak burası 70, bu da 70, doğru mu? Hani 70'e 70'lik bir kareye ben ne yerleştiriyorum? Aha, bu parçayı yerleştiriyorum. Yani alan olarak düşünebilirsiniz. 10 çarpı 14. Ya da şöyle düşünün. 70 bölü 10 bu kenara gelen. 70 bölü 14 de bu kenara gelen karton sayısı gibi düşünebilirsiniz. Ya da tüm alan 70 çarpı 70. İçerisine ne yapıyorum? 10 çarpı 14'lük parçaları yerleştiriyorum. Buradan da ne gelir? Bakın sadeleştirdim. Sadeleştirdim 5. Cevap ne geldi? 35 tane karton gerekli. Olay anlaşıldı mı?
Var mı arkadaşlar burada problem? Tamam mıyız? Oldu mu? Bakın dikkat edin, dediğim gibi bu şekilde döşeme yerleştirme olaylarında bu kenarların eşlendiği, eşitlendiği yerlere bakmam lazım. 14 ile 10'un eşitlendiği yer kaç oluyor? 70. O zaman bu karenin arkadaşlar bir kenarı ne olacaktır? 70 olacaktır. Ona göre de döşeme işlemi yaptığım zaman gelen toplam karton sayısı en küçük ne oluyor? 35 tane oluyor. Tamam, olay bu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 16. sorumuza. Yine problem tarzında bir soru. Diyor ki bize 480 kilogram mısır ile 510 kilogram buğday hiç artmayacak biçimde eşit büyüklükteki çuvallara karıştırılmadan dolduracaktır. Şimdi ne diyor? Eşit büyüklükte çuvallara parçalama var, ayırma var. Eşit, eşit bölme, eşit kesme, eşit ayırma neydi? EBOB. Bakın hemen notumu yazıyorum tekrardan unutanlar için. Eşit bölme, bakın bölme, ayırma, tamam mı? Olayları EBOB'tur. Tamam mı? EBOB'tur. Şimdi o zaman ne yapacağım? 480 ile 510'un EBOB'unu alacağım. Aha 10'a böldüm. 48, 51. Değil mi? Şimdi neye bölersin? 3'e böl. 3'e böldüm. 16, 17. Değil mi? Tamam. Bölebiliyor musun? Hayır. EBOB ne? 30. Bu 30 neyle ilgili bilgi verir? Yaptığın iş. Yaptığın iş ne? Eşit çuvallara ayırmak. O zaman arkadaşlar bu çuvalların ağırlığı. Yani benim parçaladığım çuvalların, hani ayırdığım 30'luk. Eğer 30-30 ayırırsam o zaman en az çuval gerekiyormuş. O zaman çuval sayısı, bakın. Çuval sayısını bulalım hadi bakalım. Ne olacak? 480 bölü 30 diyorum. 480'den gelen. Buradan gelen de 510 bölü 30. Değil mi? E bu da ne olur? Hop 16, hop 17. Yani cevap ne geldi? Cevap 33. Değil mi? 33 geldi. Şimdi size şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar siz bak şunu anlatıyorum. Ben yaptığım işte burada EBOB'unu ve EKOK'unu aldığımda kalan sayılar zaten bana onunla ilgili bilgi veriyor. Bak mesela aldın mı burayı? 30 değil mi? Böldüm. Kalan 16, 17 sana yaptığın işteki o sayıları veriyor zaten. 16 tane buradan geliyor. 17 tane buradan geliyor. Ama sen sadece burada şeyi düşünmen lazım. Çarpacağım mı hocam, toplayacağım mı? Ayrı ayrı işlemler yaptığın için ne yaparsın? Toplama işlemi yaparsın. Onun için direkt buradan da 16 artı 17 o da iştir 33 olayını görebilirsin. Tamam mı? Dikkat edin. Ama ben burada mantığını anlatarak söylüyorum. Bakın ne olması gerekiyor? Nasıl çözülmesi gerekiyor? Bunu yani net bir şekilde bu şekilde düşünerek bulmanız gerekiyor. Şimdi geldik 17. sorumuza. Arkadaşlar 17. sorum bu sene bakın yakaladığım bir soruydu. AYT sınavının sorusuydu arkadaşlar. Açın bakın, hatta göreceksiniz bu soruyu. Zaten geçen yılda da çözmüştüm bunu. Sınavdan önce çözdüğüm soruydu ve sınavda geldi. Ha, zor bir soru mu? Değil. Zaten hani çözülebilecek, yani görebileceğiniz tarzda bir soru. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada videoda verdiğim her şey size karşınıza sınavda %99, bak mantık olarak söylüyorum, gelecek. Onun için burada vermiş olduğum şeyleri iyi dinleyin, iyi anlayın. Tekrar tekrar çözün. Elinizi kapatın, ezberlemeyin, çözmeye çalışın. Hocam niye bunu böyle yaptın? Bu nereden geldi? Bu nasıl oldu diye sorguladıkça arkadaşlar ne yapacaksınız? Öğrenmeye başlayacaksınız. Sadece birazcık sabırlı olmanız lazım. Yapamayanlar için söylüyorum. Şimdi diyor ki bu soruda x eşittir 8 faktöriyel 9 faktöriyel y 9'u 10 olduğuna göre EKOK x y kaçtır diyor. Arkadaşlar EBOB ve EKOK'u bulmak istiyorum, doğru mu? O zaman faktöriyeldeki mantık neydi? Küçük olana benzet olayı vardı. Sadeleştirme olaylarını yok et diyorduk. Ama burada ne yapacağım? Düzenleme yapacağım. Hadi bakalım düzenleyelim. Şimdi 8 9 9 10 hepsini aynı sayıya götürebilirsiniz. En küçük sayıya göre benzetebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Mesela ben burada 8 faktöriyel, bakın 9 çarpı 8 faktöriyel diyorum. Düzenliyorum. Ve ben bunu 8 parantezine aldım. Hop şöyle. 8 faktöriyel 1 artı 9'dan 8 faktöriyel çarpı 10. Burası düzenlendi. Geldim şimdi alt tarafa. Bakın burada da aynı şekilde. Ne yapacağım? Bunu da şöyle yazıyorum. 9 çarpı 8 faktöriyel
10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Yani hepsini aynı şeye benzetiyorum. Ve sonrasında arkadaşlar 8 faktöriyel parantezine alırsam, bakın burada ne kaldı? 9 artı 90, o da eşittir ne geldi? Buradan bakın gelen 8 faktöriyel şöyle çarpı 99, değil mi? Bu geldi. Şimdi bu iki sayının neyini istiyor benden? Ekoklarını istiyor. Arkadaşlar alalım ekoklarını. Al. Aha. 8 faktöriyel çarpı 10. Bu ne? 8 faktöriyel çarpı 99. Neyini alacağım? Ekokunu. Hadi bakalım alalım. Ne yapıyorum? 8 faktöriyle böldüm her tarafı. Burada 10, burada 99 kaldı. Doğru mu? Tamam, devam ediyorum. İkisini bölen var mı sayı aynı anda? Yok. Al 10'a böldüm. 1, 99. Sonra 99'a böldüm. 1. Ekok neydi ekok? Bunların hepsinin çarpımı. Bakın ekok 8 faktöriyel çarpı 10 çarpı 99, doğru mu? Peki şıklarda bu var mı? Yok. Düzenleyeceksin o zaman. Şöyle yapıyorsun. Bakın burası ne? 11 çarpı 9 değil mi? Aha yazıyorum bak şimdi. 11, 10, 9, 8 faktöriyel. Peki arkadaşlar bunun sonucu nedir? Bu işlemin sonucu nedir? 11, 19, 8, yani cevap ne? 11 faktöriyel. Bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Bakın gördüğünüz gibi basit ve bu sene AYT sınavında bu tarzda bir soru geldi arkadaşlar. Yakaladığım sorulardan birebir yakaladığım anlamında söylüyorum. Soru da buydu. Şimdi geldik 18'e bakın. Burada diyor ki bize aşağıda A, B ve C sayıların asal çarpanlarına ayrılmış biçim verilmiştir. Asal çarpanlarına ayırmışım. Buna göre A, B, C sayıların en büyük ortak böleni nedir? EBOB'u soruyor, doğru mu? EBOB, bakın EBOB, A, B, C. EBOB neydi EBOB? Hepsini bölen sayı. Hepsini bölmek ne demek burada? Hocam A, B, C, D, E, F, G hepsi var. Ne yap? Nasıl anlayacağız? Harf değişiyorsa sayı değişmiş demektir. Bölünmüş demektir. Bak 2'ye bölmüşüm. A, B, C, D, B, E. EBOB mu bu? Hayır. Çünkü bak aynı kalmış. Bölünmemiş ki. 2'ye bölmüşüm bak. D, B, E, F, B, K. Hayır. EBOB değil. Değişmemiş. Hepsi değişmesi lazım. F, B, K, F, B, G olmuş. Bakın. Bakıyorum. EBOB mu arkadaşlar? Var mı burada EBOB? Yine yok. Doğru mu? Ama bak şimdi dikkat. F, B, G, F, H. Hepsi değişmiş. Bak. Burada harf değişmiyor. Harf değişmiyor. Harf değişirse EBOB olur. Bak burada 3'e bölündüğü anda 1, F, H olmuş. Bitti. Bundan sonrası değişsin değişmesin önemli değil. Birden sonra iş biter. Demek ki o zaman bunların hepsi aynı anda 3'e bölündüğü için EBOB kaç oluyor? 3 oluyor. Bu kadar. Tamam. Bunda da en azından bu şekilde görmeniz lazım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Geldik 19. sorumuza. Burada da bize diyor ki A, B ve C pozitif doğal sayılardır demiş. Tabloda her satır ve sütunun kesiştiği bölümdeki sayı o satır ve sütunda yer alan sayıların EBOB'udur. Buna göre A artı B artı C toplamı diyor en az kaçtır. Neyi bulacağım? Bakın burada tabloda ne var? Bu ne tablosuymuş? EBOB tablosuymuş. EBOB. Yani bakın A ile A zaten A. A ile B'nin de bu ne? 3. O zaman diyorum ki EBOB, bakın EBOB AB. EBOB AB eşittir 3. Devam ediyorum. Peki başka kim biliniyor? A ile C var. Bakın EBOB EBOB AC. Kaçmış arkadaşlar bu? Bakın 5'miş. Devam ediyorum. Peki B ile C var. EBOB, bakın EBOB BC. Bu da neymiş? EBOB BC'de 8. Şimdi neyi soruyor bize? Bunun en az değerini. Şimdi arkadaşlar bakın şunu şöyle düşünebiliriz. A ile B'nin EBOB'u 3, A ile C'nin EBOB'u 5. B ile C'nin EBOB'u 8. Yani bu ne demek EBOB? Her iki sayıda olan sayılar. Bak A'da da B'de de 3 var. A'da da C'de de 5 var. O zaman ortak ikili olacak şekilde gitsem her ikisinde de kim var? A var. O zaman A sayısının içerisinde en az 3 ve 5 var. Yani A'nın içerisinde de 3 var. B'nin içinde de 5 var. Yani A 3'e de bölünüyor, 5'e de bölünüyor. Bir sayı 3'e ve 5'e bölünüyor ise EBOB ya, o zaman 3 ve 5'e bölünür. Yani A'nın en küçük değeri nedir? 15'tir. Yani 15'in katıdır. Geldim şimdi. Bakın burada ikili gidiyorum yine. C'ler ortak. O zaman bu C sayısı hem 5'e hem de 8'e bölünürse en az kaça bölünür? 40'a bölünür. Geldim.
Peki başka kim var? B'yi bulmam lazım. B'ler bakın şu ikisinde. Gördünüz mü? Yani B hem 3'e hem de 8'e bölünüyor. EBOB'u olduğu için söylüyorum. O zaman B sayısı 3 çarpı 8, 24. Neyi soruyordu bize? Toplamını soruyor. E toplam kaç arkadaşlar? Kaç? 79. Bravo. Bravo 79. Ben de makinayla toplayacaktım. Vallahi dene. Şimdi 15, 40, 24. Hemen toplarsak kaç yapar? 79. Aferin. Çalışkan öğrenci. Ben makineyle toplamıyorum. Niye makineyle topluyorsun? Hayır 45. Ya bırak Allah aşkına dur. Geliyorum. Allah Allah. Burada makinayı yakaladım makinayı. Hemen çat diye cevabı söylüyor. Makinayla topladığını yakaladım. Evet senin yanındaydı. Elinden aldım. Hayır. Geliyor hemen orada 15 artı 40 artı 24. Ablacığım 79. Bize gelişi bu. Gelişi bu ablacığım bize. Hemen makinayı buldum yani yakaladım. Evet. Hayır. Ben de tamam. Peki. Peki o zaman şu yanımda dursun bakalım. Bir dahakine soracağım bakalım. Evet. Bakalım makine de yanımda. Peki. Şimdi. Devam ediyorum. Geldik 20'ye. Diyor ki güzel bir soru. Bakın burası güzel bir soru arkadaşlar. Birazcık dedim ya EBOB EKOK'ta farklı sorularda görelim ki olayı tamamen anlayalım. Bakın soruda diyor ki zaten ders notunda föyde zaten bu renkli rengarenk ama ben size o anı yaşatmak için ellerimle çizdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi sorumuz şu. Diyor ki bize yukarıda birim karelere ayrılıp A ve B ile harflendirilmiş iki tip fayans vardır. Bu fayanslar aşağıdaki düzene göre dizilerek kare şeklinde bir duvar örülecektir. Yani fayanslarla arkadaşlar örme işlemi yapıyoruz. Birinci sıraya A, ikinci sıraya B, üçüncü sıraya tekrar A ve bundan sonra da B, A, B, A, B böyle devam ediyor diyor. Buna göre en az kaç adet fayans kullanılarak bir kare oluşturulabilir? Bak şimdi ben burada ne yapıyorum? Bu fayansları bu şekilde diziyorum. Tak 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 böyle diziyorum. Doğru mu? İkincide kırmızıları yerleştiriyorum. Biraz farklı bir dizilim var. Yani mavi, kırmızı, mavi, kırmızı fayansları kullanıyorum. Doğru mu? Hep bu şekilde gidiyor. Şimdi en az diyor kaçtır? Arkadaşlar bir önceki buna benzer bir soru çözmüşüm ama onda hepsinde ne yapıyorduk? Aynı düzende diziyorduk. Problem yoktu. Aynı şekilde dizsem problem yok. Ama burada farklı farklı dizilimler varsa o zaman olay birazcık daha değişir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bakın. Birincisi şimdi buradaki sayılar bak şunlar ne? Üçer üçer gidiyor. Doğru mu? Bakın 3. Bakın 3 diye gidiyor. Yani buradaki yani normalde şu hani oluşturacağım kare 3'ün katı olması lazım. Doğru mu? Bakın 3'ün katı olması lazım. Ama bir de ne var? Yatay dizilimlere bak. Bak bunun bir kenarı 3, bunun ne 4. O zaman buradaki bakın bu da 4 4 gidiyor ya bakın kırmızılara dikkat edin. Yani 4'er 4'er gidiyor. O zaman benim burada oluşturacağım karenin bir kenarı 3 ve 4'ün katı olan 12'nin katı bir şey olması lazım. En küçük kare. Yani 12 olur, 24 olur. Yani bunlardan biri olması gerekiyor. Nereden anladım? Çünkü dikey bak böyle gidiyor 3, 3, 3, 3 diye bir de yatayda 4, 4, 4 diye diziyorum. Bunlar eşitlenmeyecek mi sonuçta değil mi? O zaman 3 ve 4'ün katı 12'nin katı olması lazım. Bakın yatayı bulduk. Peki bu 12'nin katları olacak da peki buralar ne olacak arkadaşlar? Bakın bu da 4, bakın 3 bu şekilde gidiyor doğru mu? Bakın 4, 3 diye gidecek. Yani 4, 3, 4, 3, 4, 3 diye devam edecek. Ama benim bunu buradan belirlemem. Yani şöyle söylüyorum. 4, 3, 7 olabilir. Atıyorum üzerine 4 ekleyin 11 olabilir. 14 olabilir. Bu şekilde ilerlemem lazım. Ama bunu kim belirler biliyor musunuz? Hani burada şu belirler. Hani bunlar birbirine eşit olmayacak mı? Değil mi? Anlatmak istediğim olay şu yani. Arkadaşlar ben 4 artı 3 şeklinde gidiyorum. Yani 4, 3, 4, 3. Yani bu ne demektir? 7, 7 ilerliyorum. Değil mi? 7'şer 7'şer ilerliyorum. Bakın 7, 7, 7 diye ilerliyor. Ya hep böyle 7, 7, 7 diye gider. Tamam mı? Hani sonuçta 7'nin katları olacak. Sonunda eğer artarsa da ne olabilir? Ne olabilir biliyor musunuz? Bakın 7, 3, 7 değil mi? Bakın 4, 3, 7. 4, 3, 7. Diyelim burada bitti. Atıyorum şurada bitti. 4, 3 yani 7 artı 4 olabilir ya da. Hani 7, 7, 7, 7, 7 ya.
Sonunda sadece atıyorum eğer tutmazsa bunlar en küçük ifade sonuna 4 ekleyebilirim. Anlatmak istediğim bu. Peki bu neye eşit olacak? Bu şuna eşit olması lazım. Yani 7'şer gruplandırdığım bu tarafta burada neye eşit olması lazım? 12'nin katına eşit olması lazım. Anlaşıldı mı? Bakın buradaki toplam buraya eşit olması gerekiyor. Çünkü bu bir nedir? Karedir. Arkadaşlar peki bu 12. 12'yi bir hemen açalım. 12'nin katı. 1 versen 12. Peki sen burayı 4, 3, 7, 4 daha 11. 12 olmadı. 2 katını al. 24'e gider mi? Bakın 7, 14, 21. 21, 24 için 3 kalır. Gitmez. Bak şimdi şöyle. 7, 14, 21. Sonra 4 geliyor. 25'e gider. Anlaşıldı mı? Yani gitmiyor. Peki burası 36'ya gidebilir mi? 36. 7, 14, 21, 28. Arkadaşlar 35, 1 kalır, olmaz. Peki 4 katı ne olur? 48. 7'nin katlarında ilerliyor ya. 7, bakın 7 kere 5, 35. 42 kaç oluyor? Geri 6 kalıyor. Olmuyor yine. 60, bakın 60. Şimdi 60'a bakalım. 7 kere 6, yani 7 kere 7, 49. 56 geriye ne kaldı? 4. Hani 60'a gider mi ona bakıyorum. Bakın 7 kere 7 49, 7 kere 8 56, 7 kere 8. Bakın bundan 8 defa gelse sonunda ne kalır? 4 kalır. Bak 7'den sonra 4 geliyor. Evet olabilir mi? Olur. İşte bu olabilir yani. Bu en az olur işte. Anlatmak istedim. Demek ki bunun bir kenarı neymiş? Arkadaşlar karenin bir kenarı 60. 60'a 60 geliyor. Dikkat. Olayı anladınız mı? Bakın 60'a 60 geliyor. Peki neyi soruyor bize? İçerideki fayans sayısını soruyor. Arkadaşlar ben kaç grup oluşturdum 7'likten? 8 tane. En sonunda da şöyle bir 4 kalıyor. Peki o zaman bunu şöyle bulabilirim. Mavilerden kaç tane geliyor? Önce onu bulalım. Bakın şurayı çözeyim şimdi. Diyorum ki 60'lık doğru mu? Mavileri yazıyorum. Bakın mavi eşittir diyorum. Mavi taraf. Hatta nereye çözeyim? Şuraya çözeyim. Tamam. Bura şey olmasın. Çözümü burada yapıyorum. Zaten bunun çözümünü yaptığım için. Şimdi buradan devam edeyim. Bakın. Şimdi arkadaşlar şurada çözümünü yapıyorum. Yerim kalmadığı için orada. Şimdi olay şu. Neyi bulacağım? Fayans sayısını. Bunlar üçerli doğru mu? Şimdi mavilerden her sırada bakın her sıradaki mavi sayısı nedir biliyor musunuz? 60 bölü 3 yani arkadaşlar 20 tane. Demek ki buradan 20 tane geliyor. Bakın 20 tane mavi var. Peki kırmızılar ne? Her sıradaki kırmızı sayısını 60 bölü 4. Neden? Çünkü arkadaşlar kenarı 4. 4'er 4'er ya bu da ne? 15. Yani bunlarda 15'er tane geliyor. Ben kaç sıra dizdim? Bakın dikkat. Zaten 8 tane 7 dizmiştim ya. 8 tane bakın bu şekilde grup grup dizdim. Şimdi arkadaşlar o zaman toplam fayans sayısı bakın toplam 8 çarpı grup sonuçta bu 20 artı 15. Artı diyorum en son 4 olan bir tane mavi kalmıştı. Artı 4 dediğim şu değil mi? Burada kaç tane var mavilerin olduğu yerde? 20 tane var. Yani o zaman kaç oluyor? 8 çarpı 35 artı 20. 8 çarpı 35 ile ne yapar? Hemen çarp bakayım etrafı. Evet 8 çarpı 35 artı 20. Evet kaç geliyor? 300. Evet 300 arkadaşlar. Helal olsun. Demek ki makinasız da yapabiliyormuş. Çarpayım ben yine de emin olayım. 8 kere 5 40 değil mi? 24 28. 280 artı 20 300 yapıyor. Helal olsun. Evet. Olayı anladık mı? Makine orada arkadaşlar. Evet. İnandım. Tamam inandım. Seni sanayiye vermeyeceğim. Buradaki mantığı anladık mı? Dikkat edin. Bakın 12'nin katı gelecek dedim. Burada 12'nin katı olacak şekilde gideceksiniz. 12, 24, 36, 48, 60'tan hangisi sağlıyor en az? Baktığım zaman 60 sağlıyor. Çünkü 7 kere 8, 56. Geriye 4 kalıyor. Çünkü 7'den sonra hep 4 gelmek zorunda. 7, 7, 7, 7 diye gittiğimde 4 kalıyor. 56 artı 4, 60 yapar, eşitlenir. Burada ne yaptım arkadaşlar? Bir sıradaki toplam mavi sayısı 60 bölü 3'ten 20. Kırmızı ise 60 bölü 4'ten 15. Yani 7'şer ilerlediğimde, 7 birim ilerlediğimde toplamda kaç geliyor? 35 tane fayans var. 7 çarpı 8 oradan tamam mı?
7 tane olmuş oluyor yani. 7 çarpı kaç? 20 artı 15. Yani şey 7 diyorum. 8 tane grup var burada. 8 tane grup oluyordu. 8 çarpı 20 artı 15. Ve 4'lü olan mavi olduğu için artı 20 tane de oradan geldi. 300 olmuş oldu. Güzel bir soru. Değişik bu tarzda sorular görün arkadaşlar. Yani size emin olun ki en azından farklı bir bakış açısı, ne olur ne olmaz, en azından bu tarzda soru çözmek zorundayım. Geldik son sorumuz olsun burada. Bakın. Diyor ki burada. 140 kilogram pirinç, 120 kilogram buğday ve A kilogram mısır hiç artmayacak şekilde eşit kavramını gördüm. Büyüklükteki torbalar ayrılacaktır. Ayırma işlemi var. Eşit ayırma, eşit bölme, eşit kesme neydi? EBOB. Arkadaşlar 140, 120 ve ben A'yı ne yapıyorum? Eşit parçalıyorum. Ve ne olmuş? Toplam 18 torba gerektiğine göre diyor A kaçtır. Şimdi mantık olarak şunu düşüneceğim. A'yı bilmiyorum ama ben neyi biliyorum biliyor musunuz? 140 ile 120 benim işimi çözer. Şöyle düşünün. Benim burada aldığımda EBOB neyi veriyordu? EBOB neydi? Yaptığın iş. Ne yapıyorsun? Eşit torbalar ayırıyorsun. O zaman torbanın ağırlığını veriyor. Mesela benim EBOB'um arkadaşlar 2 olsa, sallıyorum A'yı bilmiyorum ya. Buradan ne gelir? 70. Buradan ne gelir? 60. Buradan da X gelsin. Bunlar neydi? Torbaları ayırdığımda elimde kalan. Yani bakın 70, 60, X toplarsam 18'den fazla olur. Doğru mu? Demek ki EBOB 2 değil. Bir şey üretmeye çalışıyorum size. Öğrenin diye. Bak mesela ben burayı kaça bölerim? 4'e bölsem sallıyorum. Tamam mı? Atıyorum burası ne olur? 35. Burası ne olur? 30. Burası da başka bir şey olsun. Bak bunlar torbaları veriyor bana. 35 torba, 30 torba, X torba. 18'in üzerinde. Yani benim buradaki yaptığım işlemde burası 18'den küçük gelmesi lazım ki şey olsun, düzgün bir şey olsun. Ona bölersen bak 14 12 x, şimdi topla bakalım kaç oldu? 26 x. demek ki bir daha böleceğim. Bak bölüyorum, hani EBOB mantığı 7 6 y, tamam mı? Bak ne oldu şimdi? O y 6 7 y, topladığım zaman ne gelmesi lazım? 18 gelecek, doğru mu? Al 7 artı 6 artı y, yani bu 20. 20 neyi veriyordu bana? Bu arkadaşlar torbanın ağırlığı. Bakın torba ağırlığı bu. 20'lik torbalar ayırıyorsun. 7 torba, 6 torba, y torba geliyor. Topladığımda 18 geliyor. Bakın ne oldu? 13 artı y eşittir 18. Y eşittir 5 geldi. Bize neyi soruyor? A'yı soruyor. Tamam. A'yı bulalım. A nedir arkadaşlar? Bakın 2'ye bak şöyle x'i bulacağım ya. Ne oluyor? A dediğim y çarpı 2 çarpı 10. Doğru mu? Bakın 2'ye bölmüşüm. A'yı 10'a böldüm. Sonra 2'ye böldüm. Öyle düşün. Terse doğru gidiyorum. Hı? Yine 5 olduğuna göre. Heh, çalışkan öğrendi. Tamam. Heh. 25, 100. Evet. Kaç oldu? Y eşittir 5 değil mi? Y 5 çarpı 2 çarpı 10. Cevap ne? 100. Evet. A'mızın değeri arkadaşlar 100'müş. Aferin. Tamam. Bu kız okur. Tamam. Tamam, bir şey demedik. Tamam, lafımı geri aldım. Var mı sorun? Olay anlaşıldı değil mi? Problem yok. Tamam. EBOB ECOG'da arkadaşlar olay bu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın EBOB ECOG'un arkadaşlar hani problem tarzında çözdüm. Bundan sonra tabii ki hangisine geçeceğim? Tekrar eden problemlere, daha çok böyle önceden gördüğümüz eski adı modüler aritmetikteki problem formatlarından öğreteceğim. Çünkü oradan da soru soruluyor. Buradan iki soru geliyor. EBOB ECOG AYT'de geliyor. Tekrar eden problemleri de genelde TYT'de soruyorlar. Şimdi arkadaşlar tabii ki EBOB ECOG Derya Deniz bununla ilgili çok daha böyle farklı, değişik formatta soruların hepsini taktikler kitabından, taktiklerle temel kavramlar ve TYT soru bankamın içerisinde, orada onların çözümlerini de ben yapıyorum. Onları da çünkü arkadaşlar hani çözümleri olabildiğince benden istiyorsunuz. Evet, ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Birazcık sabırlı olmanız lazım. Onu da söyleyeyim. Çünkü benden istediğiniz için. Yoksa arkadaşlar hani ben onlar çözülüyor. Hani dağıtıyoruz. Dışarıda öğretmenler çözüyorlar. Ama hani ısrarla benden istediğiniz için. Onun için birazcık zaman istiyorum sizden. Özellikle soru bankalısının falan çözümünü bekliyorsunuz. Şimdiden söyleyeyim. Elimden geldiğince hızlandırmaya çalışıyorum. Yani daha detaylı sorular oralarda da göreceksiniz. Şimdi burada bu videoyu bitirelim. Bundan sonraki videomuzda bu bölümün arkadaşlar tekrar eden problemlerini işleyeceğim. Ve onunla birlikte artık
ödevleri yine vermeye başlayacağım. Bekleyin, sabırlı olun, anlamaya çalışın, kendinizi zorlayın. Artık arkadaşlar bakın çok önemli bir yeri bitirdik, emin olun. Yani şu an temel kavramlar deyip geçmeyin. Temel kavramlar matematiğin en gerçekten karışık olan, çok fazla sorunun olduğu ve anlaşılması zor olan yeri. Eğer buraya kadar iyi bir şekilde geldiyseniz bundan sonrasında arkadaşlar problem yaşamazsınız. Artık tuşlara hepsine basmayacağız. Yavaş yavaş tıngır 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 anlaya anlaya orada gideceğiz. Asıl yer buraydı. Burada öğrettiğim her şeyi oraların içerisine tekrardan serpiştirip oralarda göstereceğim tekrardan. Tamam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bakalım, hoşça kalın.